Alzheimer'ı konuşuyoruz efendim. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Gökhan Erkol stüdyomuzda bizlerle. Programımızın ikinci bölümüne başlamadan önce 0212 263 9090 numaralı telefonlardan sağlıkveyaşam@htvturkiye.com adresinden de mail yoluyla, ayrıca sürekli ekranda göreceğiniz iletişim adreslerinden bizlere ulaşabileceğinizi, yayına katılabileceğinizi hatırlatıyorum ve hemen hocama tekrar dönüyorum. Hocam, teşhis ve tanı ve teşhis koyulacak, nasıl yöntemlerle yapıldığını konuştuk. Teşhis deyince genelde böyle ciddi hastalıklarda erken teşhisin önemi hep vurgulanır. Alzheimer konusunda da erken teşhis söz konusu mudur? Gerçekten bir fark yaratır mı? Tabii, sonuçta erken evrede hastalığı tanımanın belli yararları var. Birincisi, tedavinin erken dönemde başlatılması. İkincisi, hastalığın aslında biz biliyoruz ki patolojisi, yani beyinde biriken proteinler hastalığın belirtileri çıkmadan çok önce başlıyor. Belki 10 yıllar öncesine götüren çalışmalar var bunu. Öyle olunca hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik tedavi çalışması yapacaksak eğer, erkenden bir tanı koymakta fayda var hastalara, hasta olacak kişilere. Onun ötesinde tedavinin erken başlatılması hastalığın evrelerinin arasındaki geçiş süresini uzatıyor bize. Tamam, bu şu anda elimizde var olan tedaviler hastalığı ortadan kaldırıcı tedaviler değil ama belirtileri oldukça iyi kontrol eden bir tedavi grubu var elimizde. Hı hı. İlaç grubu var ve öyle olunca da bir evreden diğerine geçiş zamanını kısmen de olsa uzatabiliyoruz. Öyle erken başlamanın böyle bir faydası olabiliyor. Evet, erken teşhisi yine faydası olacak. İlaç tedavisi diye konuşmadan önce de bir de şunu da ben öğrenmek istiyorum Sayın Hocam. Bir Alzheimer hastasının psikolojisinde bu hastalığın nasıl etkisi olur veya psikolojik ve fiziksel olarak herhangi bir etkisi olur mu acaba? Şimdi Alzheimer hastalığı gidişi sırasında ve hatta hastalık başlamadan önce birçok psikiyatrik ve psikolojik belirtiler gösterebiliyor. Evet. Bunlardan en çok gözükeni aslında depresyon. Hı hı. Hastalığın öncesindeki yıllarda özellikle hayatında hiç depresyon geçirmemiş bir kişi ilk depresyon atağını 50'li 60'lı yaşlarda geçiriyorsa bu ileride Alzheimer olabileceği yönünde bir ipucu bizim için. Bir risk faktörü açıkçası. Yine ileri yaşta görülen bir depresyon. İlk kez. Ha, daha önceden depresyon tedavisi görmek 30'lu 40'lı yaşlarda bunun çok büyük bir risk yok. Ama ilk atağını eğer kişi 50'li 60'lı yaşlarda geçirmişse bunun böyle bir riski var. Hı hı. İkinci depresyon ortaya çıkışı özellikle de bir parça böyle zihinsel işlevlerle işi olan kişiler için bunları daha önceden yaptığı işleri yapamadığını fark ettiğinde bir reaktif depresyon şeklinde çıkabiliyor. Bir de tabii hastalığın gidişi sırasında bozulan tek mekanizma kişinin hafıza mekanizması değil. Onun ötesinde de çeşitli sinir ileticileri beyinde eksiliyor. Ve bu sinir ileticilerin eksilmesine bağlı olarak da doğrudan hastalığa bağlı bir depresyon ve depresyonun yanında diğer davranış bozuklukları da ortaya çıkabiliyor. Şimdi işin bedensel kısmına gelecek olursak, hastalığın ancak çok ileri safhalarında kişide bedensel bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Neler olabiliyor? Hareketleri bazen yavaşlayabiliyor. Aynı Parkinson hastalığında olduğu gibi. Sinir sisteminin motor kısmı, hareketle ilgili kısmına hastalık yayıldığında hastanın yürümesiyle ilgili bozukluk ortaya çıkabiliyor. Yutmayla ilgili bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Son evrede hastamız yatağa bağımlı hale gelebiliyor. Fiziksel olarak da etkisi bu hastalığı. Zaten ilaç tedavisinde de evreler arası süreci uzatmak dediniz. Şimdi de son evre diye bahsettiniz. Evet. Hastalığımızın evre evre ayrıldığını anlıyorum buradan. Kesinlikle, algılıyorum. Kesinlikle. Yine ben az önce izlediğimiz filmimizden bir örnek vermek istiyorum hocam. Az önce başlarda unutuyor ufak ufak. Apartmanı unutuyor. Sonra çocuğunu, torununu hatırlamıyor. Evet. Fakat bir de halüsinasyon görmekten bahsedildi. Bu doğru. Gerçekten Alzheimer hastalarının başına gelir mi? Alzheimer hastalığında demin de sözü edildiği gibi %80'e varan oranda davranışsal ve psikiyatrik bulgular ortaya çıkabiliyor. Halüsinasyonlar bunların bir kısmı. Hı hı. Gerçi Alzheimer dışı demansların bazılarında halüsinasyonlar çok daha ön planda oluyor ama Alzheimer hastalığının gidişi sırasında da halüsinasyonlar görülebiliyor. Yani evde sanki birileri varmış gibi gelsin ona.
ya da işte evde küçük çocuklar dolaşıyormuş gibi. Hı-hı. Hatta bazen bu halüsinasyonlar kendine kötülük edecek böyle olmadık objelerin görülmesi şeklinde de olabiliyorlar. Çoğunlukla bunlar daha çok rahatsız edici olabiliyor hasta ve hasta yakınları yani açısından. Yani kendine zarar verebilecek gibi şeyler. Evet. Hayır. Olabilir. Hastanın kendine zarar vermesi değil. Bu gördüğü cisimler sanki kendine zarar verecekmiş gibi gelebiliyor. Tamam. Evet. Şimdi anlayabildim bunu. Öyleyse zaten psikolojik olarak da etkilenmemesi mümkün değil. Mümkün değil. Az önce ki. De demans diye bir giriş Hı-hı. yaptınız. Alzheimer dışında bunama hastalıkları var mıdır şu an bilinen teşhis konulmuş? Tabii ki. Şimdi halk arasında bunama denilen şeyi biz demans diye tabir ediyoruz. Evet. Demansın en büyük nedeni Alzheimer hastalığı. %50 ila %60'ı Alzheimer hastalığı veri serilerine göre değişiyor. Ama onun ötesinde de demans nedenleri var. Bütün bunamalar Alzheimer hastalığı değildir. Bunu bilmek lazım. Hı hı. Bunun dışında işte çeşitli demanslar var. Frontotemporal demans diyelim. Damar kökenli demanslar var. Beynin belli bölgelerinin damarlanmasıyla ilgili sorunlar varsa yine böyle bir şey yapabiliyor. Bazen çok işte ismi duyulmuş hastalıklardandır. Parkinson hastalığının gidişi evet, sırasında demans ortaya çıkabiliyor. Bunama ortaya çıkabiliyor. Bunların da özellikleri Alzheimer'a göre ufak tefek değişiklikler gösteriyor tabii. Ön planda olan belirtiler açısından. Ön planda olan belirtiler açısından farklılıklar gösteriyor dedik. Peki Alzheimer hastası ya da bunama problemi yaşayan, unutkanlık sorunu yaşayan ciddi şekilde insanların yapmaması gereken, yani yapmaktan kaçınması gereken örneğin günlük hayat içinde neler vardır hocam? Şimdi aslında demansın hafif evresi kaçınabileceği şeyler hakkında karar verebileceği evre olabilir bu hastaların. Evet. Ama hafif evreden sonra bu kaçınma ile ilgili kararı hastanın kendine bırakmamak lazım. Burada tabii en önemli şeylerden bir tanesi hastanın kötüye kullanımı söz konusu olabilir. Ne demek bu? İşte çok sık olarak televizyonlarda da izliyoruz. İşte kapınıza gelirler, size bir şey satarlar ve işte olmadık senetler imzalatırlar. Evet. Eğer sizin bir muhakeme gücü eksikliğiniz varsa ki Alzheimer hastalığının özellikle hafif evresinden sonra bu muhakeme gücü bozulur ve neye imza attığını kişi şey yapmaz, anlamayabilir. Hı hı. Burada yapmaması gereken şeylerden bir tanesi bu tür hukuki bağıtlardır. Zaten normal koşullarda Alzheimer tanısı almış bir kişinin hukuki ehliyeti en azından belli işler için ortadan kalkar. Tabii bunu bir hukukçuyla konuşmak çok daha şey ama günlük pratikte biz bunu oldukça çok yaşıyoruz. Evet. Ama onun ötesinde ne yapılabilir? Daha pratik hayat içinde daha örneğin pratik, araba kullanabilir araba kullanmak mi? Şöyle eğer kişinin hastalığın gidişi sırasında bir de beceri bozuklukları evet. ve görsel uzamsal yeti bozuklukları ortaya çıkabilir. Ne olur mesela kişiler yolda giderken yolunu bulamazlar. Hı hı. Arabada farları nereden açacağını bilemez. Kontak çevirdikten sonra işte nereye doğru bu direksiyonu çevireceğini bilemeyebilir. Arabayı park ederken zorluk çekebilir. Arabayı park ettiği yeri bulamayabilir. Onun için orta ve ileri evre Alzheimer hastasına hatta bazen eğer praktik kusuru dediğiniz beceri kusuru ön plandaysa hafif evre Alzheimer hastasına da araba kullanmanın çok doğru olmayacağını düşünmek lazım. Tabii ister istemez zaten sinir sistemini de etkilediği için bu tür hareketler geç dönemlerde tabii refleksleri de bozacaktır, karar verme yetisini bozacaktır. Öyle olunca da tabii ki ister istemez araba kullanmayı da kısıtlamak gerekebilir. Size bir sorum daha olacaktı fakat hattımızda bir izleyicimiz var. Ayla Pazarlıoğlu Ankara'dan bizi arıyor. Ayla Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim sorunuzu alalım. Hocam benim sormak istediğim benim annem 2009'da bir sorun oldu sanıyorum. Ayla Hanım bizi duyabiliyor musunuz? Ayla Hanım'ın sorusunu şu anda alo. Ayla Hanım duyabiliyor musunuz? Evet ben sizi duyuyorum. Buyurun efendim. Alo. Annem 2009 yılından beri Alzheimer hastası. Daha öncesinde demans diye teşhis konulmuştu. Arkasından Alzheimer oldu. Kesin oldu şu anda. Alzheimer orta seviyeye gelmiş bulunuyor. İlaçları düzenli olarak kullanılır ama annenin hareketlerinde yavaşlama ve günlük işlevlerini yapamama gibi durum söz konusu. Ve babamla birlikte tek başına yaşıyor.
Biz bu dönemin atlatılabilmesi için ya da hani bu sürecin daha uzatılabilmesi için hani en azından günlük işlerini yapabilmesi için biz neler yapabiliriz? Teşekkür ediyoruz efendim sorunuz için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun hocam. Şimdi demin de sözünü ettiğim gibi şu anda var olan ilaçlarımız bizim hastalığı ortadan kaldırmıyor. Hı hı. Yani belirtilerde düzelmeye yol açabiliyor. Bizim semptomatik iyileşme dediğimiz şey hastamızın hangi ilaçları kullandığını bilmiyorum. Eğer tek bir grup ilaç kullanıyorsa eklenecek başka bir grup ilaç olabilir. Bir. Hı hı. İkincisi hareket yavaşlamasından söz etti. Hareket yavaşlaması hastalıkla ilgili olabilir ya da kullandığı bir ilacın yan etkisi olarak hareket yavaşlaması olabilir. Bunları ayrıntılı tedavisini bilmek gerekiyor buna elbette cevap vermek için. Hı hı. Ama bir de şöyle bir şey söylemek lazım. Aslında çok umutsuzluk verici konuşmak istemem ama belli bir aşamadan sonra ilaçları değiştirmek de bazen hastalarda bu söylenen evreyi geriye döndürmeyebilir. Böyle bir şey de söz konusu. Çünkü var olan bu protein birikiminin durdurucu bir ilacımız henüz yok beynimizde. Öyle olunca da hastalık kendi içinde süreci devam ettiriyor. Anlıyorum. Böyle olunca da tedavinin belli bir aşamadan sonra cevap vermemesi de beklenebilir. Hı hı. İzleyicimizin sorusuyla zaten tedavi yöntemlerine de geçmiş, hı hı, olduk hocam. Şimdi tedavi yöntemlerine zaten bir giriş yaptık. Hı hı. Sanıyorum şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla ilaçla tedavi yöntemi mevcut. Evet. Nasıl bir tedavi? Yani bu ilaçlar nasıl uygulanıyor? Nasıl, ne zaman ya da hangi aşamada ilaç tedavisine başlanıyor? Şimdi kişiye demans tanısı koyduğunuz anda ya da Alzheimer hastalığı teşhisini koyduğunuz anda ilaç tedavisi başlayabilirsiniz. Türkiye'de iki grup ilaç var. Bir tanesi kolinesteraz inhibitörü ilacı grubu, bir diğeri de bir NMDA reseptör antagonisti olan memantin. Hı hı. Şimdi bu iki ilaç grubundan genel uygulama ve şu anda kabul edilen uygulama şu: hafif orta evredeki bir hastada öncelikle kolinesteraz inhibitörü ile başlamak ve ondan sonra da hastanın gidişine göre yanına memantin eklemek. Dünyada da genel olarak yapılan tedavi açıkçası bu. Türkiye'de de biz bunu böyle uyguluyoruz. Değişik tedavi yöntemleri var. Nedir mesela bu değişiklik, nereden oluyor? Bazen kolinesteraz inhibitörlerinin çeşitli yan etkileri vardır. Bulantı, kusma bunların başında gelir mesela. Bu hiçbir şekilde kullanamadıysak bunlar dolayısıyla, hani birini denedik olmadı, öbürünü denedik yine olmadı. Hı hı. O zaman belki hafif orta evrede memantini denemek mümkün olabilir. Ya da kişinin çeşitli hastalıkları olabilir. Bir kalp ritim bozukluğu vardır. Özellikle işte bizim hasta sinüs sendromu dediğimiz kalbin yavaşlamaya eğiliminin olduğu bir hastalık vardır. Orada kolinesteraz inhibitörünü kullanamazsınız hastada. Öyle olunca tek başına belki memantin kullanmak mümkün olabilir. Ama sonuç olarak elimizde iki grup ilaç var ve bu iki grubu kullanmak durumundayız. Hastalık modifiye edici herhangi bir ilacımız yok. Yani hastalığın gidişini değiştirici herhangi bir ilacımız ne yazık ki şu an için yok. Yapılan çok çalışma var. Evet. Aşı çalışmaları var. Yapılan bir kısmından umut verici sonuçlar elde edildi. Ama bir kısmından yani hiçbiri şu an için ilaç olarak pazara çıkmayı hak edecek derecede rüştünü ispat etmedi açıkçası. Evet hocam. Modifiye edemezler dediniz. Yani aslına bakarsanız hani şimdi tedavi deyince aslında hastalıktan tamamen kurtulma ümidiyle insanlar bir şekilde bir beklenti içine giriyorlar. Yine bununla ilgili de soru soracağım. İzleyicilerimiz sağ olsunlar çok ilgi gösteriyor yayına. Eskişehir'den Kadir Yusuf şu an hattımızda. Kadir Bey, duyabiliyor musunuz? Efendim, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, sorunuzu alalım. Ya hocam, bir sorum olacak. Benim babaannem var. Ondan sonra amcamın kendi içini görüyor. Yanımız kolisini yavuş yavuş durdu. Kadir Bey, tekrar Kadir alabilir miyiz soruyu? Şimdi babaanneme... Ha, babaanneniz Alzheimer saldırıyor, evet, mu diyorsunuz? Evet, şimdi saldırma değil. Sadece amcamız ile babamız ile kendi eşi gibi görüyor. Turç yapıyor, sizlerin boşama yapacaksınız, boşanacağınız, beni sefeteceğiniz, şunu yapacağınız, beni köye götürün diye hiç durmadan sağa sola çekişiyor. Hapları kullandığı zaman, verdiğiniz zaman kendisi 24 saat uyuma yatıyor. Hiç uyanmıyor. Nasıl davranabiliriz onlar?
Hapları kullandığında sürekli uyuyor. Hapları kullandığında sürekli uyku mu yapıyor diyorsunuz efendim? Evet. Sürekli uyuyor. Evet, tamam. Teşekkür ediyoruz sorunuz için. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi hakikaten hastalığın ileri evrelerinde kişileri tanımama, kişileri karıştırma söz konusu olabiliyor. Evet. Çoğunlukla da hakikaten erkek çocuk eski eşmiş gibi algılanabiliyor. Evet. Ya da işte eşine çocuğummuş gibi davranabiliyor. Ya da kızına annesiymiş gibi davranabiliyor yakınları, hastalar. Buradaki problem şu. İlaçların hepsinin kendine ait yan etkileri var. Hı hı. Uyku bunlardan bir tanesi. İlacı verip eğer hasta sakinleşip ama aşırı uyuyorsa muhtemelen bir dozla ilgili sorunumuz var demektir, hı hı, burada. Hekimiyle konuşması ve ilacın dozunun ayarlanması ya da aynı grupta o kadar fazla uyku yapmayan bir başka ilaca geçilmesinin sağlanması büyük ihtimalle hastamızın sorununu çözecektir. Ama buna rağmen de davranışsal belirtilerin çözümü çok zor belirtiler olduğunu bir kez daha belirtmek lazım herhalde burada. Evet, doğrudur hocam. Zaten bu konuyla ilgili ben de size bir soru soracaktım. Benim kendi babaanneme de başlangıç evresinde Alzheimer teşhisi konuldu. Hı-hı. Aynı şekilde az önceki izleyicimizin sorduğu gibi kendisine bir ilaç verildi. Bu ilacı aldıktan sonra evet unutkanlık ve tekrarlama şikayetiyle biz gitmiştik zaten, hı hı, doktora da. Aynı şekilde güzel de hatırlamasında hiçbir sorun yok. Okey, fakat çok halsizlik yapmaya başladı. Bu yani ilaçların yeni etkileri nelerdir diye soracaktım aslında. Buradan, hı hı, da giriş yapmış olduk zaten. Şimdi ilaçların çeşitli yan etkileri var. Hı hı. İşte kolinesteraz inhibitörü grubu dediğimiz ilaçlar için konuşacak olursak bu vücuttaki belli bir madde asetilkolin ki Alzheimer hastalığında eksilen madde bu beynimizde. Onun yerine, evet, koysun diye veriyoruz bunu, bu ilacı. Bu normalde işte bizim vücudumuzda da var aslında. Olmayan bir şeyi vermiyoruz biz dışarıdan. Bunun fazlalığının yaptığı şey bulantı yapabilir mesela. Bulantı olabilir. Kusma olabilir. Hı hı. Geceliğin canlı hayaller görme olabilir. Kas krampları olabilir. Beraberinde eğer daha önceden mide kanaması geçirmişse kişi mide kanamasına yol açabilir. Bütün bunlar aslında ilaçların prospektüsünde var olan, evet, şeyler. Hatta daha da fazlası var. Çünkü binlerce kişiden bir tanesinde bile gözükse orada şey yapılabilir. Yayınlanması zorunlu olan yan etkiler bunlar. Evet. Ama en çok görünenler bu demin söylediğim. Bir de dediğim gibi kalp ritim bozukluğu olan hastalarda çok ciddi yan etkileri olabilir. Kolinesteraz inhibitörü grubu için konuşuyorum. Zaten hep ileri yaş grubunda görülen bir rahatsızlık olduğu, kesinlikle, için yanında kullanılan pek çok farklı ilaç da olabiliyor. Pek çok ilaç var ve onlarla etkileşime girebiliyor. Birincisi bu. Bir diğeri, hı-hı, de tabii hastaların değişik hastalıkları da olabiliyor ilaçların dışında. Yaşlı insanlar oldukları için. Diğer ilacın NMDA reseptör antagonistinin de uyku hali hakikaten en önemli yan etkilerinden, evet, bir tanesi. Ama davranışsal belirtilerde de özellikle çok işimize yarayabiliyor. Önemli olan şey herhalde burada dozlarla ilgili ayarlamayı çok hızlı yapmamak. Belki titrasyon dediğimiz, yani ilaca yavaş başlayıp düşük dozda başlayıp mesela işte haftada bir doz artırımıyla hedef doza ulaşmak belki birazcık sorunu çözebiliyor. Ya da bütün hastalarda maksimum kullanılması gereken, en üst kullanılması gereken dozun değil de, hı hı, hastanın rahat ettiği, etkinin görüldüğü ama işte yan etkinin daha az görüldüğü dozda daha uzun kalarak dozun artırılması belki bir çözüm yine belli olabilir. Bir gözlem süreciyle, kesinlikle, hekimimizin gözetiminde sık takipten takip edilerek ayarlanacak bir şey. Kesinlikle. Sayın hocam, bu arada yönetmenim bana sürekli uyarıyor. Sağ olsunlar, izleyicilerimiz çok ciddi bir ilgi gösteriyorlar. İnanılmaz fazla telefon gelmiş. Lütfen programımızı izlemeye devam edin. Bütün sorularınızın cevaplarını biz burada vermeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için, ayrıca hepinize de. Sayın hocam, şimdi tedavi yöntemlerini, ilaçları, yan etkilerinden de bahsettik. İki tane önemli sorum var. Birincisi, şu modifiye meselesine çok takılmış vaziyetteyim. Evet. Bunu öğrenmek istiyorum. Eminim ki bütün hastalar ve hasta yakınları da merak ediyordur. İkincisi de bunama ve türleri olarak bahsediyoruz ya unutkanlıktan, evet, da. Halk içinde de duyduğumuz erken bunama diye bir tabir vardır hocam. Erken bunama gerçekten söz konusu mudur? Yoksa bu erken bunadın sen artık her şeyi unutuyorsun diye takıldığımız tıbbi herhangi bir karşılığı olmayan bir tabir midir? O zaman ikinci sorudan başlayayım. Tabii. Yani erken bunama dediğiniz şeyde birkaç şey olabilir. Hı hı. Hastalık da söz konusu olabilir. Eskilerin terimiyle erken bunama aslında şizofreninin karşılığıydı. Yani şu an için belki bunu çok bu anlamda kullanmıyoruz. Evet. Ama erkenden
zihinsel kayba yol açabilecek tabii ki hastalıklar var. Bunlardan bir tanesi demin sözünü ettiğimiz depresyon. Evet. Depresyonun kendisi de gerçekten unutkanlığa yol açabilir ya da başka zihinsel işlevlerde bozukluğa yol açabilir. Yine bir takım psikiyatrik hastalıkların böyle bir etkisi olabilir. Doğrudan bunama olup erken yaşta çıkabilen hastalıklar var mı? Evet var. Demin programın başında da söylediğimiz gibi Alzheimer hastalığının genetik formları var bir. Evet. İkincisi de frontotemporal demans dediğimiz bir grup hastalık var ki beynin şakak lobuyla ön lobunun ön planda tutulduğu bir hastalık grubu. Orada bunama daha erken yaşta. Yani işte Alzheimer için 65 yaş sınırı kabaca kabul edilirken orada belki 50'li yaşlarda da 45-50 yaşlarında da hastalar bunamaya başlayabiliyorlar. Erken bunama dediğimiz şey böyle bir şey olabiliyor. Aslında var diyorsunuz evet. Böyle bir şey gerçekten. Şimdi hastalık modifiye edici tedaviler. Evet, modifiye edici yani biz tedavi görmeye başladıktan sonra bu hastalığın ilerlemesi duracaktır ya da biz geriye eskiye dönebileceğiz. Bunu düşünebilir miyiz? Tedavi bize neler getirecek? Pratikte aslında mümkünmüş gibi gözüküyor. Evet. Çünkü şöyle nedeni biliyoruz. Beyinde belli proteinler çöküyor. Hı hı. O proteinler çöktüğü için biz hasta oluyoruz. Beynimizdeki hücreler arası sinyal iletimiyle ilgili bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Peki biz bu proteinleri ortadan kaldırabiliyor muyuz? Evet, yapılmış açış çalışmalarında tama yakın temizlediğimiz gözüktü. Ama bu hastaların zihinsel işlevlerine bakıldığında hemen hemen hiçbir düzelme olmadı. O zaman bunu oturup düşünmeye başladı insanlar. Niye böyle oluyor? Demin de sözünü ettiğim gibi hastalığın başlangıcı aslında klinik belirtilerin ortaya çıkmasından yıllarca önceye dayanıyor. Siz ileride hasta olabilecek hastaları önceden saptayacak olursanız ve bu protein birikimini önleyici çeşitli maddeler ki iki protein deyip duruyoruz. Bir tanesi amiloid isim olarak bir tanesi de tau proteini. Evet. Bunları önleyici maddeleri o hastalık başlangıcında hastalara verecek olursanız ancak hastalığı modifiye edebilirsiniz. Çünkü belli bir aşamadan sonra artık bu biriken proteinler bir nevi çöp gibi düşünülebilir aslında. Yapacağını yapmıştır. Zararını beyne vermiştir, kalıntı olarak bulunmaktadır orada. Bunları temizlemiş olmak, çöpleri atmak sizin o anki zararınızı ortadan kaldırmıyor. Yani geriye dönüş söz konusu geriye değil. Geriye dönüş söz konusu değil çoğunlukla. Evet. Ama hastalığın dediğim gibi erken teşhisin bize faydası burada. Hı hı. Eğer moleküler olarak beyindeki hücresel bazda hastalık başladığında siz eğer bunları bir şekilde bir tedaviyle durduracak olursanız ileride hastanın bunamasının önüne geçebiliyorsunuz. Bu işte hastalık modifiye edici tedavi lafı hep bununla ilgili ve insanların bütün çalışmaları da bununla ilgili aslında hastalığın gidişiyle ilgili. Ya bu hastalıkla ilgili son yakın geçmişe bakıldığında gerçekten ciddi çalışmalar olduğunu evet, söylediniz. İlaç, halen de sürmekte. İlaç tedavisi sürmekte. Şu anda mevcut. Evet. Sayın hocam konumuz çok geniş bir konuydu. Çok da evet. İlgi de gösterdiler sağ olsunlar. Ufak bir şekilde toparlamam gerekirse bir merak ettiğim husus daha var. Onu soracağım çok kısaca. Hayati tehlikesi var mıdır? Bu kişinin yani bir ölüm sebebi midir bu hastalık? Ölüm riski taşır mı hasta? Alzheimer hastalığından dolayı çoğunlukla biz hastalığı kaybetmeyiz ama Alzheimer hastalığının son evresinde demin de sözünü ettiğim gibi yutma bozulabilir. Evet. Hasta sürekli hareketsiz halde yatağa bağlı olabilir. Hı hı. Yutmanın bozulmasının çoğunlukla hastaların yediği gıdaların ya da içtiklerinin genizine kaçıp akciğerlerine gitmesine ve burada enfeksiyona neden olmasına dolayısıyla hastaları kaybedebiliriz. Hı hı. Birincisi bu. İkincisi uzun süre yatalak durumda kalmak hastaların kan dolaşımlarını bozabilir. Çeşitli yaşamsal bölgelerde beyin olsun, akciğerler olsun, kalp olsun pıhtılaşmalara neden olabilir. Kan pıhtılaşmalara neden olabilir. Buna bağlı olarak da hastaları kaybetmek mümkün. Yani sonuçta Alzheimer hastalığı doğrudan öldürücü bir hastalık değildir. Hı hı. Ama Alzheimer hastalığı ileri evrede kişini iyi kısıtlayarak başka nedenle ölüme neden olabilir. Doğru. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bizim süremiz yetmedi. Sizinle bu konuda konuşmayı siz tekrar konuk alacağız muhakkak. İzleyicilerimiz de çok ilgi gösterdiler. Sağ olsunlar. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Gökhan Erkol'la Alzheimer'ı konuştuk. Neden unutuyoruz? Alzheimer hastaları neler yaşıyorlar? Neler yapılmalıdır? Bunları konuştuk efendim. Sizler de sağ olun. Hepiniz katıldınız, ilgi gösterdiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Yaşamınızın sağlık dolu olmasını diliyoruz efendim. Hoşça kalın.